Karan'a. Ben bıktım. Saadettin'in sadakatini dinlemekten bıktım. Babam onu niye azletti? Siz onu niye tekrar vazifesinin başına geçirdiniz? Söyle! Ben gidip Saadettin'le konuşacağım. Ertuğrul seni de baban gibi sözleriyle zehirlemiş. Ne yaptığını bilmezsin. Yarın kurulan mecliste hüküm vereceksin. Yeter. Saadettin, babamı öldürürken sen de onunla birlikte mi oldun ana? Bana hakikati söyle. Babamın katilleriyle sen de birlikte mi oldun ana? Köpek sadece benim verdiğim emirleri yerine getirdi. Tıpkı Altunaba gibi. Ertuğrul'u idam ettirmezsen bunun ucu bize kadar varacak. Gayrı durasın. Demek benim atabeyim de işin içinde ha? Ertuğrul haklıymış. Katiller. Katiller! Ana sen ne ettin? Nasıl yaptın? Nasıl kıydınız babama? Kılıç Aslan anasıyla atabeyleriyle bir olup tahta çıkar çıkmaz ilk senin kelleni alacaktı. Günahın büyüktür. Lakin bunu sırf senin için yaptım Gıyaset. Senin ismini bu işe karıştırmamak için yaptım. Nasıl kıydınız babama? Ha? Nasıl kıydınız babama? Saray meclisini kurup sana düşman olanları ezip seni sultan yaptıran da bendim. Bunu unutmayasın oğlum. Bana oğlum deme. Senin beni doğurduğun güne lanet olsun. Yalvarırım etme oğlum. O ölmeli. Yarın mutlaka Ertuğrul'u idam etmelisin. Şerefimiz için Ertuğrul ölecek. Ama şunu bilesin ki sırf devletimizi ve soyumuzu kirletmenize mani olmak için onun kanına gireceğim. Onun tek suçu babama olan sadakatiydi. Kapı!
Sungur Tekin Bey, Kaneder Günalp ile konuşmaya geldiyse onun ettiklerini yanına koymayacaktır. Biz de yeyse kapılmayalım. Kardeş, biz devlete asi gelmeyelim de iyi teslim olduk. Lakin o kaledar mıdır nedir, Sungur Tekin Bey'imi dinlemez ise ahanla bu demirleri kırar, kaleyi yeniden başlarına yıkar o. Biz kurtulmanın bir yolunu bulsak da beyimiz ne edecektir? Saadettin Köpeğin iftiralarından nasıl koruyacağız beyimizi ha? Moğollardan, köle tüccarlarından kurtuldu lakin bu sefer vaziyet hiçbirine benzemez. Ah kardeşim, şuradan bir çıkabileydik. Hatunumla balacığımı görmeden dört nala Ertuğrul Bey'imin yanına giderdim. Bu sefer hainler devletin bütün güçlerini arkalarına alıp üstümüze gelirler. Beyimizin akıbeti her ne olursa olsun asla onun yolundan dönmeyeceğiz. Bu sefer bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız. Hele buradan bir kurtulalım. Hele buradan bir kurtulalım. Hiç kimsenin Ertuğrul Bey'in yolundan dönmesine göz yummayacağız. Andolsun ki zoru görüp de kaçanları aramızda barındırmayacağız. Andolsun kardeş, andolsun. Ne dönücü ne de Ertuğrul Bey'imizin yolundan, davasından döneni affedeceğim. Andolsun. Eyvallah. Velhasıl Sultan Gıyasettin gayrı her şeyi bilmekte. Kellesi uğruna başımızı ortaya koyduğumuz sultanımızın elinden ölmek varmış kaderde. Sizi oğlumun çocukça bir şey yapmasından koruyacağım demiştim. Dediğimi de yapacağım. Size dokunmasına asla müsaade etmeyeceğim. Evvela beni öldürmesi gerektiğini bilmekte. Sultanımızın bize olan öfkesine nasıl mani olacaksınız? Oldum bile. Gece kılıcını alıp Saadettin'in hesabını görmeye gelecekti. Onu durdurdum. Nasıl? Kol kırılır, yen içinde kalır Saadettin. Babasını zehirleyip saltanatı ele geçiren bir sultan olmak istemez. Ya Ertuğrul? Saltanatının şerefini korumak için sultanımız yarın Ertuğrul'u idam ettirecek. Hala. Hayvana! Halim Hatun! Hayır olsun Hayman'a. Haberi alır almaz yerimizde duramadık. Ertuğrul Bey'i görmeye geldik. Lakin Mahberi Hatun buna mani oldu. Sarayda durmamıza da müsaade etmedi. Yolda Günkut'a rastladık. Emir Saadettin denen hain oyunlarında yalnız değildir. Mahberi Hatun'la ittifak olduğu aşikardır. Sen nasılsın Ahmet? İyiyim, sağ olun. Hayme... Ana. Çok iyiyim Haymana. Sağ olun. Ertuğrul Bey'imize kurulan tuzakların farkındayız Haymana. Beyimizi kurtarmak için kendi canımızı ortaya koyacağız. Bilirim evladım, bilirim. Alplerle konuştuk Haymana. Önce hükmün verilmesini bekleyeceğiz. Eğer Ertuğrul Bey'imiz için idam hükmü çıkarsa
O zaman idam yerine basıp beyimizi sağ salim kurtaracağız. Sultan Gıyasettin Kehüsrev Hazretleri. Ertuğrul Bey getirin. Ertuğrul Bey, Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri'ni öldürmekten yargılanmaktasın. Hükmümü vermeden evvel seni dinlemek isterim. Bugün beni burada ipe de götürseniz, azat da etseniz, burada yapılan bu adaletsiz yargılama ve benim üzerime atılan bu kara leke, bundan mesul olanların alnından bir ömür boyu silinmeyecektir. Ertuğrul Bey, Adalet Divanı gerekli tahkikatları yaptı. Ortada iftira yoktur. Adalet divanınız adil olsaydı, siz de hakikatlere göre hüküm verseydiniz, bu meclistekilerin yarısı burada olmazdı. Yeter! Gayrı hüküm vaktidir. Hükmümdür. Kayıbeyi Süleyman Şahoğlu, Ertuğrul Bey'in destursuz girersin. Sen de kimsin? Adaletten sapanlara Allah'ın gazabını hatırlatmaya gelen bir kayıp. Adım İbn-i Arabi'dir. İbn-i Arabi mi?
Mecbur kalmadık şeyiniz pusatlarınıza gitmesin. Karşımızdakiler devletin askeridir. Nihayetinde emir kullarıdır. Gayemiz kan dökmek değil, kardeşlerimizi kurtarmaktır. Emrin olur beyim. Hoş gelmişsiniz beyler. Hoş bulduk. Ben Kaledar Günalp Bey. Ahlat'tan geldim. Gayrı, Karacahisar'ın ve bu toprakların idaresi bendedir. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'iniz sultanımızı zehirleyip onun canına kıymaktan hükümlüdür. O ve onunla işbirliği edenler cezalarını çekecekler. Olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey mümkün değil. Olmaz öyle bir şey. Böyle bir şey yapmaz. Beyler! Gayrı bu toprakların hakimi benim. Siz de bundan sonra kime itaat edeceğinizi iyi belli etsiniz. Ertuğrul Bey kendini devletin hizmetine adamış bir uç beydir. Ertuğrul Bey nicedir devlet için cenk meydanlarında canını ortaya koyar. Sultanımızın canına kast edecek bir hain olduğuna ihtimal vermem. Öyle bir ihtimal yok. Siz ne ihtimalinden bahsedersiniz beyler? Koskoca Selçuklu devleti tahkikat yapmış, kanaat getirmiş ki hükmünü vermiş. Bu düzen kimseyle kaim değildir. Çok şükür Allah'a ki devlet ve töre hala ayakta. Bu altınlar devletimizin size ihsanıdır. Siz de devletimizin buyruğuna itaat edesiniz. Şayet devletimizin buyruğuna itaat etmeyip baş kaldırmaya kalkan olursa sıra onlara da gelecek. Ne edelim? Devlet buyruğuna boynumuz kıldan ince. Merhum Sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretleri size hürmet ederdi. Şimdi burada bulunma sebebiniz ne ola? Buraya gelme sebebim, burada tahrip edilen adaletin hakkıyla inşa edilmesi için size yol göstermektir. Ertuğrul Bey, nice vakit babanız Alaaddin Keykubat'a sadık kalarak devlet için cenklere girmiş, canını dişine takarak devletine nice yurtlar edindirmiş, zaferler kazanmış yiğit bir beydir. Şimdi bir kara iftira ile Ertuğrul Bey'e reva görülen bu muamele vicdana da, merhamete de, adalete de, hakikate de zulümdür. Size hürmetim vardır. Lakin tahkikatlar yapılmış.
Ertuğrul Bey suçlu bulunmuştur. Tahkikatlar zahirle yapılır. Zahirde yalan olabilir, hile olabilir. Lakin hüküm hakikatle verilir. Hakikat ancak gönülle bilinir. Gönlünüzde tahkikat yaptınız mı sultanım? Gözlerinizde gördüğüm tereddüt, vereceğiniz karardan emin olmadığınızı gösteriyor. Belli ki gönlünüzde yaptığınız tahkikat Ertuğrul Bey'in suçlu olduğuna sizi inandırmaz. Sultanım, hadsizlik etmek istemem. Lakin sizin kararınızı sorgulamak bir dervişin haddine midir? Sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretleri ve herkes sizin alimliğinize hürmet etmiştir. Lakin alimliğiniz size Adalet Divanı'nda söz söyleme hakkı vermez. Hem Ertuğrul Bey'i korumak sizin üzerinize vazife midir? Peygamber Efendimiz haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır buyurur. Ertuğrul Bey haklıdır ve zulüm altındadır. Biz burada hakikati müdafaa ederiz. Hakikati gören kişi hakikatten mesuldür. Hem ilmiyle amil olmayan alimin alimliği de ilmi de yere batsın. Hakikati can pahasına da olsa müdafaa etmeyen alim değil, zalimdir. Ben Ertuğrul Bey'in masum olduğuna inanırım. Ona kefilim. Eminim siz de benim kadar onun masum olduğuna inanırsınız. Şimdi buna rağmen Ertuğrul Bey'in idamına hükmederseniz evvela beni idam etmeniz gerekir. Hükmümdür. Delillerin yeterli olmadığını, merhum sultanımızın Ertuğrul Bey'e olan itimadını ve İbni Arabi'nin kefilliğini göz önünde bulundurarak Ertuğrul Bey'in masum olduğuna ve azat edilmesi gerektiğine kanaat getirdim. Sultanım nasıl olur? Sultanım bu adam yeter! Sultan ben miyim siz misiniz? Herkes haddini, hududunu bilsin. Ben hükmümü verdim. Herkes buna biat edecek. Şimdi itirazı olan var mı? Ertuğrul Bey ayağa kalkasın. Bir diyeceğin var mıdır Ertuğrul Bey? Bugün burada İbni Arabi vesilesiyle tecelli eden adalet inşallah daim olur sultanım. Allah size de devletimize de zeval vermesin.
Himni obanın ve merhum sultanımızın verdiği vazifelerinin başına geçesin. Kardeşler. Memur Bey. Sabrın Ertuğ Bey. Kıracağım emniki gidi. Çabuk olasın. Elimi Süleyman Şahoğulları'nın kanına bulaştırma dedim. Lakin sen böyle istedin. Avluya birer dar ağacı da bunlar için kurun. Atın hepsini. İyi misiniz kardeşler?
Hala bir haber yoktur. Böyle beklemek beni yiyip bitirir ama. Halime Hatun. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Verilecek bir tane canım kalmıştır. O da Ertuğrul Bey'e fedadır. Hoş geldiniz beyim. Hoş gördük. Ertuğrul Bey'im. Hoş geldin. Hoş gördük Halime. Hoş gördük. Ana. Oğlum. Çok şükür. Çok şükür. Ahmet. Beyim. İyi gördüm seni. İyiyim beyim, sağ olasın. Yiğidim. Beyim. Hay maşallah. Beyim. Hay maşallah. İbn Arabi'nin yardımıyla adalet yerini buldu. Kıymetli canını ortaya koydu. Sultan Gıyasettin masum olduğumu kabul etti ana. Adaleti tecelli ettiren yüce Allah'tır. Bizler yalnızca vesileyiz. Biz hakka hizmet edenin hizmetkarıyız. Alnın akıyla temize çıktın ya oğul. Artık ölsen de gam yemem. Allah sizden de razı olsun efendim. Ertuğrul Bey'im. Kaledar Günalp Bey, Artuk Bey'i, Turgut Bey'i ve Bamsı Alp'i zindana attı. Seninle bir oldukları için onları da idam edecek. Bilirim Halime. Bilirim. Ahmet, Alpler, tez hazırlan. Yola koyulacağız. Emrin olur beyim. Buyruk senindir beyim. Biraz daha tez davransaydık hepimiz kurtulmuştuk. Sungur Bey'im, Sungur Bey'im. Sen elinden geleni yaptın. Gayrı daha fazla harap etmiyorsun kendini. Gelir gelmez kendini bizim için ateşin içine attın. Beyim, çıkmadık candan ümit kesilmez. Gün ola, harman ola. Ya kardeşim? Ha? Kardeşim Ertuğrul, şimdi ne etmektedir acep? Buradan kurtulmuş olsaydık, dağları yolları dolu dizgin aşar, kardeşimin yanına varırdık. Kardeşin Ertuğrul'un akıbetini mi merak edersin Sungur Tekin? Bugün onun hüküm günüydü. Çoktan ilan edilmiştir. Zerrece adalet var ise beyimiz buraya dönecek. Hiç umutlanmayın. Onun da racı da sizinkiler gibi çoktan hazır edilmiştir. Bugün adalet diye dayattığınız zorba düzeniyle bize galebe çaldığınızı sanırsınız. Lakin ilahi adaletten nasıl kurtulacaksınız? Biz ölsek de arkamızda kalanlar intikamımızı alacaktır evvelallah. Hak ile inşa edilmiş devlet zorbaların eline kalmaz. Beyiniz de, siz de devlete isyan etmekten cezalandırıldınız. Ardınızdan gelenler de devlete isyan ederse onları da ezer geçeriz. Beyiniz yarın Konya kapısında sallandırılırken ben de sizi burada sallandıracağım. Hepiniz ibret alem olacaksınız.
haberini aldığımızdan beri yüreğim bu ateşten daha beter yandı. Saraya kadar geldik. Lakin seni görmemize dahi müsaade etmediler. Lakin adalet tecelli etti. Adaletsizliğe kurban gitseydin ne yapardık? Allah muhafaza. Biz doğru oldukça eğri belasını bulacaktır Halime. Adaletten kimsenin kaçışı yoktur. Şimdi ne yapacağız beyim? Bu mesele burada bitmiş değildir Halime. Sultan Gıyasettin anasının da Ata Bey'inin de Saadettin'le bir olup babasını öldürdüğünü bilir. Lakin anasının şerefini korumak için susacaktır. Bundan gayrı Saadettin sultandan daha kudretlidir. Halime, gayrı sırtımızı yasladığımız bir devletimiz yoktur. Ne yapacağız Ertuğrul? Şimdi bizim için yeni bir kapı aralanmıştır. Lakin bu kapının eşiği dar, geçidi ateştendir. Lakin bilirim ki akıbeti hayırdır. Biz yürüdüğümüz yolda bıkmadan, usanmadan azimle yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımı da bizimle olacaktır. Haydi, yola çıkma vaktidir. Gidelim bey. Sultanımız bu verdiği kararla hepimizi şaşkına çevirmiştir. Meczup bir dervişin sözüne uyup onu azat etti. Bu olacak şey değildir. İnşallah bu devletimiz için kurduğumuz güçlü ittifaka zarar vermeyecektir. Bundan şüphen mi var Saadettin? Oğlum kendince gereğini yaptı. Biz de gereğini yapacağız. Altunaba, Şehzade Kılıç Aslan'la anasını öldürmek için yola koyuldu bile. Âlâ. Emin olun, ben de Ertuğrul için gereğini yapacağım. Günalp, söylediğin kadar, Ertuğrul'un dişlerini sökecek kadar kudretli midir Saadettin? Ziyadesiyle. Sadece bu da değil Mahperi Hatun. Ertuğrul, Karacahisar'a vardığında en güvendiği beyleriyle Alp başını ölmüş bulacak. Bu kadar da değil Mahperi Hatun. Evvela devletimizin batı sınırında sulhu temin edip Ertuğrul'u oğlunu öldürdüğü Bilecik Tekfuru'nun önüne atacağım. Devlet tecrübenle göz doldurursun Saadettin. Vazifeni bir hakkın yerine getireceğinden tereddütüm yoktur. Lakin benim bir tereddüdüm vardır. Ola ki Sultan Gıyasettin adalet meselesinde rahmetli babası gibi ısrarcı olursa bu hiçbirimiz için iyi olmaz. Oğlumun ellerini istemeden de olsa babasının kanıyla yıkadım. O eller ömür boyu bana hizmet etmeye mecbur olacak. Allah siz başımızdan eksik etmesin Mahperi Hatun.